isterseniz imzalayabilirsiniz. Yapı tatil konağı. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı arazi denetimlerinde Şubat ayında biz arazinin, parseldeki yapının imar koşullarına uygun olmadığını tespit etmiştik. Ve ilçe belediyesine bilgi sorduk, bilgi talep ettik. Yaptığımız araştırmada 5 adet yapının ruhsatlı olduğunu tespit ettik. Ancak yapıların arasındaki sonradan yapılmış alanın ruhsata aykırı olduğunu ve imar planına aykırı olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla bu tespitlerimizi ilçe belediyesine yazdık. İlçe belediyesi de bugüne kadar yani Şubat ayından geldiğimiz 8 Aralık tarihine kadar herhangi bir işlem yapmadı. En son 7 Eylül'de bir yazı yazdık. Dedik ki 5 gün içerisinde bu işlemi yap. Çünkü yapılar imar koşullarına ve ruhsata aykırı. Gerekli işlemi yapıp bize bilgi ver diye yazdık. Ancak bugüne kadar işlem yapılmadı. Kanunen de 5216'nın 11. maddesine göre Büyükşehir Belediyeleri ilçe belediyesinden bu tip işlemler isteyebiliyor. Denetlediği ve tespit ettiği aykırılıklara ilişkin işlem yapılmasına ilişkin istekte bulunabiliyor. Bildirimde bulunuyor. Bu bildirimler de 3 ay içerisinde işlem yapılmayan yerlerde Büyükşehir Belediyesi'ne kanun diyor ki ilçe belediyesinin yapmadığı işlemleri sen yapabilirsin diyor. Dolayısıyla biz tespit ettiğimiz, Şubat ayında tespit ettiğimiz kaçak yapıya ilişkin mühürleme işlemini bugün 3 ay süresi dolmuş olmasına dayanarak
mühürleme işlemini yaptık. Hiranur Vakfı'na ait parselde ruhsatına ve projesine aykırı yapılaşma tespit ettik. İşlem yapılmadığı için Büyük İlçe Belediyesi tarafından bu işlemi biz Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduk. Bundan sonra encümene işlemi göndereceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nin encümeninde bu kaçak yapıya ilişkin bir para cezası çıkacak ve bir ay süre vereceğiz. Tebligat yapacağız ilgililerine. Bir ay içerisinde eğer gerekli düzeltmeyi yapamazlarsa, yapmazlarsa yıkım işlemi için encümen kararını alacağız.